Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda kurban timleriyle beraber olan arkadaşımız Sait'e bağlanıyoruz. Aktaracaklarını dinliyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban yakalama timleri de hazırlıklarına başladı. Son hazırlıklarla birlikte o timler göreve hazır hale gelecek ve bayram boyunca da vatandaşlara 7/24 hizmet verecek ve ayrıca herhangi bir ücretle talep edilmeyecek. Şu anda bir kurban pazarındayız ve yanımızda kurban yakalama ekibinden 3 kişi var. Onlardan bu uygulamanın detaylarını alacağız. Efendim, kurban yakalarken neler yapıyorsunuz, anlatabilir misiniz? Şimdi biz Kurban Bayramı yaklaştı biliyorsunuz. 28 Ağustos itibariyle de hayvan girişi başladı. Biz 28 Ağustos'tan kurban bitene kadar kaçan hayvanları yakalamak için bir tim oluşturduk Gazi Osman Paşa ilçesi olarak. Kaçan hayvanları yakalamak için işte 7/24 hizmetteyiz. Ve eğer hayvan hırçınsa, yakalanamayacak kadar hırçınlıktaysa biz uyuşturucu iğne atıp yakalıyoruz. Bu şekilde sakinleştiriyoruz. Onu da bir gösterebilir miyiz, uyuşturucu iğneyi? İğneyi alın, bir tane iğne. Şimdi iğnemiz bu. Biz gerektiği kadar, çünkü bu hayvanın kilosuna göre değişiyor bunda uygulayacağımız ilaç miktarı. Onu biz veteriner hekim olarak bizler belirliyoruz. O ilacı kullandıktan sonra enjektörümüzü üfleme borumuzla hayvana üflüyoruz ve hayvanı sakinleştiriyoruz. Peki bu ekip kaç kişiden oluşuyor? 5 kişi. Şu an üçümüz buradayız. Diğer ikisi aktif görevde geziyorlar. Şu ana kadar açan bir vaka oldu mu? Şu an için yok. Zaten şu an yeni ama bizim en aktif dönemimiz saat olarak söyleyeyim. Gece sabah hayvan indirirken, bir de Arife günüyle birinci günü. En aktif günlerimiz bunlar oluyor. Peki bu uygulamanın, yani uyuşturmanın hayvanın sağlığı açısından, dini açıdan herhangi bir sakıncası var mı? Yok. Yani etin kalitesinde de hayvana bir zarar da olmuyor. Herhangi bir sıkıntısı da yok. Ama tabii biz en son çare olarak, yani yakalayamadık, kementle, iple yakalayamadık. En son çare baktık değil, tabii uyuşturarak alıyoruz. Ama uyguladığımız hayvanda da herhangi bir dini açıdan ya da kesim açısından bir zararı yok. Evet, kurban yakalama timi ilk olarak, yani hayvan hırçınsa uyuşturma yöntemini kullanıyor. Şimdi uyuşturmayı bir test edeceğiz, bir deneyeceğiz. Bir atabilir misiniz acaba, rica etsek? İşte bu şekilde uyuşturdukları hayvanları ilaç etkisini gösterdikten sonra bir ekip geliyor ve o hayvanı sahibine teslim ediyor. Efendim, size de konuşalım. Neler söyleyeceksiniz hayvan yakalama konusunda? Yani biz şimdi bayram boyunca görevliyiz. Zaten hocamız da gerekli açıklamayı yaptı. Onun verdiği eğitimle bayram boyunca kaçan hayvanlara, vatandaşımıza yardımcı olmak için görevdeyiz yani. Ne zaman çağrılırsa, ne de şikayet olursa Gazi Osman Paşa Belediyesi bölgesinde gereken müdahaleyi yapacağız tabii. Ama peki hocam, hazırlık aşamalarında neler yaşadınız, neler yaptınız? Kondisyon çalıştınız mı? Evet, zaten veterinerlikte çalıştığımız için, hayvanla uğraştığımız için kondisyonumuz zaten yüklü yani. O yönden bir eksiğimiz yok. Teknik bilgilerimizi de hocamız zaten bize verdi. Bir hafta 10 gün bir eğitimden geçtik zaten ayrıyeten bu hususta. Onun da zaten de olacak zaten. O zaten gerekli açıklamayı zaten benden önce size yaptı. Bizimki sadece onun verdiği direktifleri uygulamak. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Mücahit, anlatacaklarımız bu kadar. Kurban yakalama timleri Kurban Bayramı boyunca kaçan hayvanları yakalamak üzere görevde olacağını belirtelim. Gelişmeleri aktarmak üzere sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Teşekkürler Sait, aktardıkların için. Sevgili izleyenler, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Hayırlı